Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, öncelikle Temmuz ayının konu başlıklarına bir bakalım. Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda, daha sonra Aslan burcunda ilerleyecek. Mars 5 Temmuz itibariyle Boğa burcuna geçiyor. Oğlak burcunda dolunay var. Aslan burcunda da bir yeni ay var. Evet, detaylara bakalım. Güneş 23'üne kadar Yengeç burcunda parlayacak ve 28 Haziran'da doğan Yengeç yeni ayının tesirleriyle Temmuz ayına başlıyoruz sevgili akrepler. Yengeç sizin 9. eviniz. Bu ay biraz hayata daha bir kabulleniş içerisinde, daha bir anlayışla, manevi konularda daha derin başlayabilirsiniz. Aynı zamanda 9. ev uzaklar demek, yurt dışı demek, uluslararası konular demek, ama sadece fiziksel anlamda uzaklar değil, bu birazdan duygusal anlamda, ruhsal anlamda da daha derinleşme imkanları getirebilir size. Evet, yolculuklar olabilir, seyahatler olabilir. Yengeç yeni ayının tesiriyle beraber eğitim, akademik konular, hukuksal konular, buraları güneş aydınlatıyor. Sizin yakınlarınızın veya çocuklarınızın hani buralardaki beklentileri ve bunlarla ilgili plan ve programlar ayın büyük bölümünde gündeminizde olabilir. Merkür hızlı bu ay. 3 burç değiştirecek. 5'ine kadar ikizler burcunda, daha sonra yengeç burcuna geçiyor. 5-19 Temmuz arasında yengeç burcunda olacak. Yani bu dönemde daha fazla Merkür'den fayda da görebilirsiniz. Seyahat imkanları, iletişim konuları, eğitim konularında daha faydalı, daha yararlı olabilir sizin için. Ayın 19'undan sonra ise Aslan burcuna geçecek Merkür. Ayın 13'ünde Oğlak burcunda bir dolunay var. Bu dolunay sevgili akrepler 3. evinizde meydana geliyor. Plüto ile birleştiği için güçlü bir dolunay, tabii ki yine dönüştürücü bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 21 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa dolunayın tesirleri daha güçlü olabilir sizin için. Bu bir eğitimin tamamlanması, kardeşlerle ilgili konularda bazı önemli etkiler olabilir. Ticari alanda bazı önemli dönüşümler olabilir. Bazı fikirlerin olgunlaşması, kararlar vermeniz olabilir. Komşu ilişkilerinizle ilgili tesirleri olabilir. Bu dolunayın 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası özellikle sizin için etkiler çok daha güçlü olabilir. Sevgili akrepler, gezegeniniz Mars 5 Temmuz itibariyle Boğa burcunda olacak. Bu da ayın büyük bölümünde enerjinizi daha çok ilişkilere, eş partner konularına, işbirliklerine yöneltebileceğinizi gösteriyor. Karşınızdaki kişilerin de enerjisi artabilir bu ay. Yani eşiniz daha agresif olabilir, daha sabırsız olabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor, yönetmek gerekiyor. Eğer evlilik gibi ya da ilişkilerle ilgili bazı planlarınız varsa, evet, burada daha fazla mücadele içerisinde olabileceğinizi de ay genelinde söyleyebilirim. 17-18 Temmuz Güneş'in Merkür'le, Yengeç burcundaki Merkür'le güzel bir kavuşumu var ve üstelik Balık burcundaki Neptün'den üçgen alıyor. Bu çok romantik bir etkileşim. Yani aşk hayatınızı olumlu etkileyebilir. Bunun yanı sıra yaratıcılığınız, sezgileriniz artacağı için sanat, ilham gerektiren her alanda güçlü açılımlar var. Böyle deniz yolculukları, işte su kenarlarında yapılacak yolculuklar, tatiller, yani bunları destekleyen bir açı. Aynı zamanda her türlü yaratıcı ve spiritüel alanlarda yapılacak işleri de destekliyor. Çocuklarla da ilgili keyifler olabilir. Örneğin çocuklarınızın eğitimi, sınavları, hani buralarda bazı yardımlar almanız, destekler almanız, belki bazı hayallerinizin gerçek olması, bunlar da mümkün. Ayın 19'unda Merkür Aslan burcuna geçecek. Sevgili aslanlar, pardon, akrepler, ve 23'ünde Güneş Aslan burcuna geçecek. 10. evinizi artık aydınlatmaya başlıyor Güneş. Burada biraz daha artık daha gerçekçi bir şekilde hedeflerinize, yaşamdan beklentilerinize odaklanıyorsunuz. İş konuları, kariyer konuları, görevler, sorumluluklar olabilir tabii ki. Ama toplumdaki statü deyince sadece iş, sadece kariyer değil, ilişkilerimizin de burada önemli bir etkisi vardır. İlişkilerle ilgili mücadelenizle ay boyunca devam edeceği için burada daha fazla, özellikle ayın 23'ünden sonra buradaki aksiyonun artabileceğini bekleyebiliriz. Bu enerjilerle birlikte 28 Temmuz'da Aslan burcunda bir yeni ay doğuyor. 5 derece Aslan burcu yeni ayı sabit bir burç olduğu için sizi de çok etkiliyor. Lütfen
Yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse sizin için çok daha önemli bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Bu yeni ay ile birlikte kariyerinizde yeni kapılar açılabilir. Yeni bir işe girme, yeni bir görev alma olabilir. Yeni bir yer değişimi, taşınma gibi konular olabilir. Ve tabii ki ilişkilerle de ilgili olabilir bunlar. Hani evlenerek de statünüzde değişimler olabilir veya bir ilişkinizi bitirerek de yine statünüzde değişimler olabilir. İşbirlikleriyle de ilgili bazı hareketler olabilir. Aile büyükleriniz, ebeveynler, anne baba, hani onların hayatınızda vereceği kararlar ve onların hayatlarındaki bazı etkiler de sizin için burada bir yeni kapı açabilir yaşamınızda. Yani bir yine bir yer değişikliği gibi, örneğin bir düzen değişikliği gibi bir konu da tabii ki gündeme gelebilir. Ağustos ayının ilk günlerinde de zaten bu yeni ay tesirleri devam edecek. 25, 26, 27 Temmuz'da Mars'ın Merkür'le sert açıları var. Buna biraz dikkat edelim. Tartışmalara, işte böyle streslere açık bir durum. Hem eşinizle, arkadaşınızla veya işte çalıştığınız ortamdaki kişilerle ilişkilere dikkat edin. Hani inatlaşmalar, sabit fikirler anlaşmazlıkları arttırabilir, stresleri arttırabilir. Kaza ve sakarlıklara da zemin hazırlayabilir bu açı. Buna da lütfen dikkat edelim. Risk almamak gerekiyor. Daha güvenli hareket etmek gerekiyor. Ayın son günlerinde 29, 30, 31 Temmuz gibi Boğa burcundaki Mars'ın Uranüs'e yakınlaşması söz konusu ve ay düğümümüzde zaten bu aksta biliyorsunuz Boğa Akrep aksındaki ay düğümleri tutulmaları da buralarda çalıştırıyor ve sizin için daha önemli hale getiriyor. Şimdi Mars'ın da ay düğümü üzerindeki hareketi tutulmaları da aslında tetikleyebilir. Bu durumda ayın son günlerinde, bu Ağustos'un ilk günlerinde de devam edecek bir etki. İlişki dinamiklerinizde hızlı, beklenmeyen sürpriz durumlar olabilir. Yani bir anda karşınızdaki kişi, işte eşiniz, ortağınız, arkadaşınız, hani bir anda bir kararla, sürpriz bir hareketle karşınıza çıkabilir ve bu gerçekten sizin de çok engelleyemeyeceğiniz bir sürpriz olabilir. Hani sert de olabilir bu sürprizler ama çok hani keyifli de olabilir. Böyle size hayatınızda gerçekten keyifli, heyecanlandıracak hayatınızda sürpriz tanışmalar, yeni kişiler, hani bunlar da getirebilir tabii ki. Bekleyebiliriz. Tabi bunlar kişisel doğum haritalarınızın detaylarıyla ilgili olacak sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.